Bir... Bir acele etmememiz gerekirdi. Bu kararı almadan önce büyüklerimizin iznini almamız gerekiyordu. İça, biz seninle evlenerek yanlış bir şey yapmadık ve kimseyi de aşağılamadık. Hem annem ve büyük babam bilirler ki biz her zaman büyüklerimize saygı duyduk. Ve her zaman da bu evin kurallarına uyduk. Ne sanıyordun? Annem ve büyük babam bunu öyle hemen kabul mü edecekti? Hayır Itça. O zaman biz hep beklemek zorunda kalırdık. Bizim yaptığımız tamamen doğruydu. Bir, ben senin karınım. Ama bu evin gelini olabilecek miyim? Annem ve büyük baba beni gelinleri olarak kabul edecek mi? Kesinlikle öyle İtça. Neden olmasın? Onlar da ilk evliliğimin sahte olduğunu zaten biliyor. Bana saygınlık ve ailemizin adını bahane ederek zorladıkları evliliği söylüyor. O zamanlar sineye çekmek zorunda kalmıştım. Ama aklımda her zaman karım olarak sen vardın İtça. Ama hepimiz birden o sahte evliliğin yükünü taşımak zorunda kaldık. Tabii ben de ailem için o evliliğe saygı duydum. Ama sıra artık ailemde. Eminim ki bir gün seni gelin olarak kabul edecekler. Ben o günü bekleyeceğim Vir. Vir. Biz evliliğimize Tanrı'yı şahit yaptık. Senden bir isteğim olacak. Annem ve babam bizim yaptığımız evliliği kabul edene kadar ikimizin ayrı odalarda kalmasını istiyorum. Bu isteğimi kabul edecek misin Bir? Ama buna ne gerek var ki İtça? Neden aramıza mesafe koyalım ki? Bir, artık mesafeler bizi ayıramaz. Eğer aşkımızın bu evde saygı görmesini istiyorsak, önce annem ve büyük babama saygı duymamız gerekir. Ama İtça... Bir, biz birbirimize söz verdik. Her zaman bütün kararları birlikte alacaktık, öyle değil mi? Ben bu evde sadece karın olarak değil, gelin olarak da yaşamak istiyorum. Annemin beni kabul etmesini istiyorum. Bir, bu mesafe sadece birkaç gün devam edecek. Yeni hayatıma bu evin büyüklerinin dualarıyla başlamak istiyorum. Peki İtça. Teklifini kabul ediyorum.
Ama benim de bir şartım var. Nedir? Sen bu odada kalacaksın. Ben de diğerinde kalacağım. İyi geceler. İyi geceler. Doğru düzgün iyi geceler bile demeyecek misin? İyi geceler. Artık git hadi. Teşekkür ederim Mir. Sen omuzlarımdaki bütün yükü aldın. Biliyor musun? Hala inatçı bir okul öğretmeni gibi davranıyorsun. Söylediklerini kabul ettirmeye çalışıyorsun. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे